Yaşam Reçetesi'nden sevgiler efendim. Bugün çok değerli bir konuğumla birlikteyiz. Doktor, diş hekimi Sayın Nihat Tanfer hocamızla birlikteyiz. Epeydir birlikte olamıyorduk biliyorsunuz. Çok yoğun çalışıyor gerçekten. Uzun bir süredir de şehir dışındaydı. Yani zaten bir yurt dışında, bir şehir dışında benim de açıkçası takip edemiyorum. Başım döndü. Neyse yine çok güzel hakikaten oluşumlar içerisinde. Bugün bize diş tedavilerinden bahsedecek. Aynı zamanda uzun süre biliyorsunuz dişi olmayan insanlarda uzun süre total protez kullandıysanız kemik erimesi oluyor ve o yapıştırıcılarla dahi o protezler tutmuyor. Ya da dişleriniz var sürekli sallanıyor. Hekimler diyor ki gidiyorsunuz diş hekimleri bunların çekilmesi lazım. Başka yolu yok deniyor. Böyle durumlar var çünkü. Bunlar için işte geliştirilen tedaviler var ve şükürler olsun ki Türkiye'de uygulanıyor. Hocam da bunların en son eğitimlerini aldı. Artık uygulamalarını epeydir yapıyor. Dolayısıyla bu son diş tedavilerindeki gelişmelerden de bahsedecek bize. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk Emel'cim. İyiyim. Çok şükür. Öyle hocam böyle bir derin derin. Şimdi en zor kısmı işin inan öğle saatinde programa gelmek. Vallahi. Onun dışında gerçekten çünkü bir taraftan hasta bir tarafınızdan tutuyor. Mutlaka bırakamıyorsunuz. İlle sizi görmek istiyor. Hocam bizim izleyicilerimiz de ille sizi görmek başımın istiyor. Başımın üstünde yerleri var. Hepsi senin de öyle. Ben elimden geldiğince mümkün olduğunca yetişmeye çalışıyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu arada biraz ihmal ettik. Kusura bakma. Estağfurullah. Yoğun bir tempoda olunca bu yurt dışı özellikle Milano'daki bizim ortak çalıştığımız doktor arkadaşlarımızın üst üste koyduğu ameliyatlar vardı. Özellikle box teknik zor bir operasyon. Hekimler için zor. Hastalara göre kolay da hekimler için zor. Bunu başka doktorlara anlatmanın gayreti içindeyiz. İşte Macarlar, Almanya'dan gelenler, Çekler falan hepsi bir arada. Bir eğitim alıyorlar değil mi siz evet, hocam? Evet, evet. İtalya'da veriyoruz o eğitimi. Ay içim şişti hocam. Kaç kişi olmuş, kaç doktor olmuştur? 23 tane mesela. Ben bayağı çünkü son çok kısa oldu bu da yani. 6 ay oldu mu bu Baxtek? Ya da oldu geçti. 8. 8 ayda 23 tane de doktor yetiştirdiniz. Bir de onlar yabancı yani. Yabancı. Lisan problemleri yok Allah'tan. Herkes iyi kötü İngilizce konuşuyor. İtalyanlar daha az İngilizce biliyorlar ama gelenlerin çoğu iyi kalitedeydi. Ve onlara anlatmak tabii görsel olarak istiyorlar. Uygulamalı değil mi? 23 kişi 23 tane ayrı soru soruyor. Kesinlikle. Bir de 23 soru da yetmiyordur mutlaka. Tabii. Türk hekimler de vardır. Türk hekimler yok. Hekim arkadaşlarımıza burada inşallah bir burada, şey hazırlayacağız. Bu İtalya'daki ayağında değil mi hocam? Bu İtalya'daki ayağı. Allah kolaylık versin. Orada yapıyoruz. Kadavra üzerinde yapıyoruz. Paris'te işte hepsi bir şeyler. Ay ne kadar önemli bir şey düşünebiliyor musunuz sevgili izleyiciler? Yani dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 23 hekime, diş hekimine bizim hocamız ders veriyor. Bu iş böyle yapılır diye öğretiyor. Ama bu çok gurur verici bir şey. Güzel bir şey çünkü. Ne kadar sevindirici yani. Dünya kabuk değiştiriyor. Yani hani globalleşme falan deniyor ya. Aslında globalleşmek böyle bir şey. Demek ki farklı ülkelerde farklı hekimler dünyadaki gelişmekte olan bir takım şeyleri takip etmek için özveride bulunuyorlar. Ama hocam bunu da hani çok uzatmayacağım sizin çünkü konular şey ama şöyle bir şey var. Bizim Türk hekimlerinin, Türk bilim adamlarının yani artık çalışmaları, başarıları biraz göze batıyor, biraz ayağa basıyor ki yani daha da böyle bir Türkiye diken üstünde oturur hale geldi yani. Burada bir tek cümle çok önemli. Türkiye herkesin ayağına basıyor. Yani bakın 10 sene evvel biz yurt dışına çıktığımız aman zaman aman Türkler diyorlardı değil mi? Pasaportta duruyordu. Şimdi ben böyle pasaportu inanın artık böyle elimle de vermiyorum. Şöyle uzatıyorum. O havadayken yakalıyor, alıyor, bakıyor şöyle. Yani Türkiye bakış açısı çok değişti mi? Çok değişti. Tabii güç ve para insanlarda saygı uyandırıyor. Kesin. Ben bunu 2 daha 4. Tabii ama işte hocam o güç ve para da sizin gibi başarılı insanların hakikaten çalışmasıyla bilim adamlarının çalışma bu böyle artık yani. Ama bu tek taraflı değil. Tabii. Hani biz çalışıyoruz sadece ama sadece doktorlar değil canım. Arkada çok ciddi bir hükümet var. Tabii bunu kesinlikle. Hiç inkar etmemek o lazım. Da öyle. Yani hükümetin vermiş olduğu destek, Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği destek bunları hiç inkar etmemek lazım. Türkiye'nin vizyonu değişti. Kesinlikle. Doktorundan mühendisine, işçisine kadar herkes hakikaten bunun farkında. İnşallah daha da iyi şeyler öyle, yapacağız. Gerçekten öyle. Kesinlikle. Peki hocam ben o zaman hemen hastalığa döneyim ama bunu da hani şey yapmak istedim. Yani bu kadar rahatsızlıkların altında bunlar da yatıyor. Evet yani. İnsanın gururlandığı hakikaten Türk olarak
yurt dışında bugüne kadar hep itilip kakılan bir kitle olan Türk camiasını çok onurlandırdı ve gururlandırdı Türkiye'nin şu pozisyonu. Hani orada yurt dışında oranın borcu bitiyor, IMF'in bitiyor bilmem ne. Mesele o değil. Türk olarak herkes artık göğsünü gere gere pasaportuyla gidiyor ve insanlar o saygıyı gösteriyorlar. Evet, bir de şunu da düşünürsek hocam, düşünün yani daha Cumhuriyet 1923 yılında ilan edildi. Daha aslında çok genç de bir yani Cumhuriyet çok, aslında. Ona rağmen hani hakikaten çok bravo herkese. Hocam şimdi bu box teknik dedik ya, yani hani hem dişi olmayanlar hem dişi sallananlar. Şimdi bu insanlara daha önce hiçbir şey yapılamıyor muydu? Yapılıyorduysa ne yapılıyordu? Şimdi hiç kemiği olmayanlara ne yapılıyordu? Ya kalçasından kemik alınıyordu ya bacağından bir kemik alınıyordu. Ama bu işlemler genelde alt çene kanseri olmuş, üst çene kanseri olmuş, çok büyük madde kayıpları olmuş hastalarda bu tip uygulamalar yapılıyordu. Yani bunlar protez amaçlı ve diş hekimliği amaçlı olarak ne yazık ki yapılamıyordu. Yapılmak istense de hasta için çok itici bir olay. Yani düşünün, evet çene kemiğiniz erimiş, diş yaptıramıyorsunuz ama size diyorlar ki kalçandan bir parça keseceğiz. Uyuyacaksın, uyanacaksın, kalçandan kemiği alacağız, oraya ekeceğiz. Tutmaya da bilir, tuta da bilir. O esnada sen uyandıktan sonra topallayarak, belki zorlanarak yürüyeceksin. Bu arada da olursa çene kemiğinin üstüne de işte bir protez yapma şansımız olacak. Şimdi bu hastaya irite edici bir şeydi. Box tekniğinin en önemli özelliği bana göre daha önce de kullanılan titanyumlar gibi değil. Yani tek seferde hastaya kemiğini yapıp PLA'larını koyup ondan sonra da bekleme sürecini geçirip. Bakın biz geçen gün ilk defa yaptığımız, ameliyat yaptığımız hastamıza artık implantlarını yaptık üstüne. Kemik aynı kadar güzel. Box tekniğiyle değil tabii mi? Tabii ilk defa ilk box teknik yaptığımız ve bunu çeşitli kanallarda gösterdiğimiz hastamıza geçen gün implantlarını yaptık. Ne kadar güzel. Şimdi artık 3 ay sonra o hasta hayırlısıyla dişlerine sahip olmuş olacak, kavuşmuş olacak. Nedir? Sonucunda olmayacak bir yerde, olmayan bir pozisyona biz kemik yapmış ve onun yerine de sabit protezi oturtma şansına sahip olacağız. Bir yandan hocam gözüm animasyona takıldı da, şimdi burada bir duralım isterseniz hocam. Burada bir veya iki diş eksikliği üzerine. Demin çünkü daha geniş bir şey vardı. Şunun üzerinden anlatalım da başa dönecek hocam. Bakın şimdi burada. Bu çene kemiğimiz değil mi? Evet evet, şu çene kemiği. Alt çenede şimdi o kadar alıştık ki artık böyle itiyoruz şeyi. Değil mi? Hakikaten o tekrar git falan. Ben de ne yazık ki aynı şey bizim klinikteki son gelen aletlerde öyle itince çalışıyor, yürüyor. Şimdi burada tabii çok ciddi bir madde kemik kaybı var. Yani şurada olması gereken kemik buraya kadar gelmiş. Az evvel bir hastamda aynı şey vardı da onun için. Bu aynı enteresan. Böyle çukur oluşuyor. Aynı pozisyonda. Şimdi burada eskiden buraya implant yapamıyorduk. Ha tabii. Yani burası evet. Neden yani yapamıyorduk? Yapamıyorduk çünkü kemik yoktu. Kemik kalacak. Olmayınca burada implantı yaptığınız zaman sinir geçiyor alttan. Ya sinire dokunacaksınız, ya uyuşukluk olacak, ya hastada başka problemler olacak. Onun için implant yapamıyorduk. Ne yapıyorduk biz burada? Ya buraya bir köprü yapıyoruz dişi varsa, yoksa mütarik bir protez yapılıyordu. Şimdi ne yapılıyor? Şimdi burada bir veya iki diş implantı yerleştirip üzerine kemik grafini koyup PLA ile burayı kapatıyoruz yanlardan iki destekle. Ondan sonra bekliyoruz. 6 ay sonra hasta sabit implantlarına, başka dişlerine dokunmadan kavuşabiliyor. Oynatalım bu arada. Evet, buraya yani bir istinat duvarı yapıp ortasını dolduruyoruz değil mi hocam? Aynen öyle. Biraz inşaat işte işi buradaki, gibi yapıyor şu anda sizin anlattığınız işi. Veriyor, evet. Evet, bu şekilde. Şimdi bunu PLA ile de yapabilirsiniz. Bunu titanyum bir plakla da yapabilirsiniz. Ha, PLA'nın avantajı nedir? PLA dediğimiz polilaktik asit. Evet. PLA'nın avantajı şu. PLA'yı geri almıyorsunuz. Bir daha bir ikinci operasyon gerektirmiyor. Orada kalıyor yani. Orada kalıyor. Her vücutla uyumlu mu hocam? Her vücutla uyumlu. Alerji yok. Kendi kendine rezorbe oluyor, gidiyor. Ha, oraya kaynıyor, gidiyor yani. Evet. İçerisine kullanmış olduğunuz vidalar da aynı şekilde. Onlar da eriyor. Çünkü bunlar da böyle. O aynı maddeden. Aynen, bu da polilaktik asit. Tabii hepsi. Ve bu
Çene kemiğinde eriyor. Şimdi buraya getiriyorsunuz bunu. Evet. Bu işte polilaktik asit ihtiva eden bir şey. Tabii bunu kesiyorsunuz, küçültüyorsunuz. Buraya göre ihtiyaca göre. Şimdi tabii. Hocam burada yapılırken, uygulanırken... Bu animasyonlara bakmamak lazım. Evet. Bu aldatır. Evet. Şimdi şunu merak ediyorum. Burada bir veya iki diş eksiği. Ben şimdi anlayamadım ama yani evet, küçük bir şey var. Diyelim ki o kişinin altında hiç diş yok ve böyle iyice yarım parmak kadar inmiş böyle şey. Evet. Onlar olur mu? Tabii oluyor. Tabii total. Ya bütün ağız olabilir bütün, mi? Bütün alt çeneye yapılıyor. Aa ya boydan boya yani. Bu bölgesel. Bunların kendine göre teknikleri var. Şimdi buna mesela biz ne diyoruz? Şayet. İçi dolduruldu şu anda. Tabii şimdi bu kemikle dolduruldu. Doldurulduk. Bu kaynaması bekleniyor. Bunun üzerine PRF yapıyoruz. Biz PRF diyoruz. Nedir PRF bazıları yani? PRP diyorlar. Ha PRP. Hayır bu kendi kanından. Evet. Biz bunlara PRP veya PRF dikiş, diyoruz. Dikiş atıldı şimdi. Evet işte. Diş etine. Diş etine dikiş atıp kapatıyorsunuz. Bu vaziyette bekliyor. Bu bekliyor. 6 ay. 6 ay sonra implantları da, şimdi bu implantsız bir gösteri. Evet. Burada kemikte bir veya iki diş izin veriyorsa o zaman implantı da beraber yapıp o süreyi kısaltıyor. Bir tık vidalayabiliyorsak bir ne ala diyorsunuz. Tık, evet. O zaman işte hasta burada 6 ay sonra sabit bir protezin altyapısını hazırlamış oluyor. Ondan sonra ölçülerini alıp normal implant gibi üstüne dişinizi koyuyorsunuz. Mükemmel bir şey. Peki şunu da merak ediyorum hocam. Diyelim ki alt ve üst çenede mesela bu daha büyük bir şey. Evet, açıklık. Evet. Alt ve üst çenede ciddi yani ikisinde de mesela diş yok. İkisine de aynı anda yani hem üst hem altı aynı seansta yapılabilir mi? Yapılabilir ama o kadar da hastayı yormanın. Çünkü böyle bir operasyon yaklaşık 2 saat sürüyor. Ağzı açık kalıyor tabii. Yani hasta sedasyon altında oluyor falan ama ne olursa olsun hekim de tabii ki yoruluyor. Tabii. Bunu ikiye bölmek, 2 seansta yapmak hem hasta açısından kolaylık hem hekim açısından kolaylık. Kesinlikle. O zaman yani hakikaten... Bakın işte şu implantlarıyla beraber yapılan. Tabii burada kemik müsaade ediyorsa sinire... dokunmuyorsanız sinirin üstüne gelmiyor. Ama etmiyorsa da diyorsunuz ki üzülmüyoruz. Kemik oluşunca yapıyoruz. Aynen öyle. İşte burada. Burada üstten görünüşü. Evet böyle dökülüyor. Orası kemik, kemik oluştuktan sonra o zaman üzerine yapmak çok daha... Daha kolay değil rahat. Ama o zaman bir 3 ay daha bekliyorsunuz. Evet. O yani imzal... sadece buradaki tek şey sabırlı olmak. Bu da PRF dediğimiz veyahut da PRP denen herkesin... Estetikçiler PRP diyorlar. Biz PRF diyoruz. İtalya'da PRF olarak kullanıldığı için. Ama hepsi diyorsunuz ki aynı kapıya çıkıyor. Aynı şey yani. Hastanın kanını alıyoruz. Serumunu santrifüjde belirli bir süreç içerisinde hazırlıyoruz. O serumu onun üzerine iyileşmeyi çabuklaştırması açısından. Yani ekliyoruz. Koyuyoruz. Ha bunun yerine tabii membran diye tabir edilen ve fabrikasyonda yapılmış... satılan membranlar da var. Onu da kullanabilirsiniz ama biz bir PRF'i tercih ediyoruz. Tercih. Tabii kendi dokusu her zaman daha iyi değil mi hocam? Ama bunun için çok organize bir klinik olması lazım. Neden hocam? Neden? Çünkü bir kere birisinin düzgün bir şekilde hastadan kan alması lazım. İki, onu santrifüj yapacak. Yani bir hemşirenin olması lazım. O santrifüjün düzgün ve doğru yapılıyor. Tek başına ya yapılacak bir iş değil diyorsunuz. Yani ben bir pratisyen arkadaşım mesela bana e-mail ile soruyorlar yurdun çeşitli bölgelerde. Ya ben de şunlardan alsam da ben de yapsam. O öyle basit bir şey değil. Hani ayakkabı almıyorsunuz. Bunu yaşamak, görmek, kursunu almak, eğitimini almak, aletini almak. Tabii. Bir de aleti var. Çünkü burada bir adını burada vermeyelim. Reklam tabii, olmasın. Tabii. Bu cihazı alıp getirmek ve o cihazla birlikte bunu ancak oturtuyorsunuz. Yani o vidaları ancak o cihaz yardımıyla o deliklerden geçirip... Anladım. Maddeyi fixleyebiliyorsunuz. Fixleyebiliyorsunuz. Tabii. Ve tabii burada göründüğü kadar da basit bir şey değil. Çünkü bunun için bir cerrahi alışkanlığınızın ve bunu yapabilecek bir ekibinizin olması lazım. Kesinlikle. Yoksa ben tek başıma böyle bir operasyonu yapamam. İki kişiyle de bunu yapamazsınız.